Arkadaşlar merhaba, ben Evren Yıldırım. Bugünkü derste Marvelous Design'i göreceğiz. Marvelous Design'den ZBrush'a dosya aktarmayı göreceğiz. Şimdi bunun için hemen Marvelous Design'i açıyorum. Bende avatarla ilgili bir sıkıntı var. Avatar başlamıyor. Bunu daha henüz çözmüş değilim niye başlamadığını. O yüzden buradan ZBrush'tan Lightbox'tan ZBrush'ın kendi ZBrush'ın kendi modelini kullanalım arkadaşlar. Bu modeli kullanacağız arkadaşlar. Bir kere Ctrl D yaptım. Subdivision'ı arttırdım arkadaşlar bir kere. Bu modeli buradan export diyoruz. Masa üstünde bir klasör açalım. Marvelous to ZBrush diyelim. Buraya adam dediği kaydediyorum. Marvelous Design'i açıyorum. Dosyadan. Bu arada nasıl Türkçe yapmak için arkadaşlar buna Türkçe'yi seçiyorsunuz. İngilizce yapmak için İngilizce'yi seçiyorsunuz. Bir kere kapatıp açmanız gerekiyor diyor. Dil seçeneğinden. Şimdi burada import diyoruz arkadaşlar. Obje. Masa üstünde. Marvelous to ZBrush. Evet. Adam biri. Yapmış olduğumuz adam biri seçiyoruz. Başlatırken santimetreyi seçin. Her tarafta santimetreyle çalışırsanız daha iyi olur arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar Marvelous Design hakkında birazcık kısaca bilgi vereyim. İki penceresi var. Soldaki bizim 3 boyutlu penceremiz. Yani çizdiğimiz kıyafetleri karakterin üzerinde göreceğimiz kısım. Mouse'un sağ tuşu rotate yapmaya yarıyor. Ortadaki middle button ise hem pan görevini görüyor hem de zoom in zoom out görevini görüyor. Bu kısımda front önden görmüş. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Karakteriniz bu görmüş olduğunuz zemini program son nokta olarak görüyor. Buranın üzerinde kalıyor. Buradan aşağısına gitmiyor. Eğer karakterinizi doğru başlatmazsanız pivot noktasını, karakteriniz buranın altında başlarsa çizmiş olduğunuz, yapmış olduğunuz kıyafetler burada kalacaktır. Yani karakterin şu kısmından aşağı gitmeyecektir. Bu kısım doğru görünüyor ama şu kısım yanlış görünüyor arkadaşlar. Onu artık bir kere hataya düşünce anlarsınız. Şimdi ne yapacağız? Karakterimize kıyafet yapmadan önce şu ekranı ben bir değiştireyim. İşte burası yeşil olsun. Normalde şu Show Background Image dediğimizde o şeyi yeni göstermesi lazım ama biraz saçma olmuş program burası. Bu kısımda da yine şu Edit Pattern yazmışlar. Halbuki bu Edit Pattern Move tuşu yani. Yani Select and Move tuşu arkadaşlar. Diğer 3 boyutlu programlardan aşina olduğunuz gibi ama illaki her program kendi farkındalığını yaratacağı için onu kendi kafalarına göre öyle değiştirmişler. Shift basılıyken
düz gidiyor arkadaşlar. Çizmiş olduğum çizgi. Edit pattern'e bastım. Bana göre muhteşem. Zaten üzerine geldiğimizde de simgesi belli oldu. Gördüğünüz gibi. Diğer programlardaki gibi. Seleceğim. Move tuşu işte. Görüyorsunuz, taşıyorsunuz arkadaşlar. Ben ona move tuşu diyorum. Arkadaşlar bu çizmiş olduğumuz şekli şöyle hemen geldiğiniz zaman en baş noktasına sağ tıklayın. Unfold deyin. Unfold programından da aşina olduğumuz gibi açtı. Yana doğru açtı. Biraz düzeltmeler yapalım. Ya da bu düzeltmeyi yapmadan silelim. Düzgün bir şekilde yapalım arkadaşlar. Şu noktaya tıkladım. Aşağı doğru gelirken elim shift'e basalım. Tıkladım. Şimdi bıraktım. Yine burayı da düz getirmek istiyorum. Tıkladım. Tıkladım. Şöyle şuradan buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bir kere de buraya tıkladım ve buraya tıkladım, kapattım. Sol tuş tıkladım, unfold dedim, açtım. Şimdi üzerine bir kere tıkladım. Burada görmüş olduğunuz bu seyirci, yani bu yenileme, buna bastığımızda karakterim sol tarafına aktardı. Arkadaşlar sağ tıkladım, copy dedim. Tekrar paste dedim, yapıştırdım. Yapıştırırken shift'e basıyorum. Düzgün gelsin. Çünkü dikiş izlerini belirtirken düzgün olmasını istiyorum. Hemen bunu buradan ikinci çizmiş olduğum tişörtün arka kısmını arkaya aldım karakterim. Burada da dikkat etmeniz gereken şey şöyle hafif belli oluyor ama bu kısım daha gri, bu kısım biraz daha beyaz. Onun için seçip tişörtümüzü buradan Ctrl G diyebiliriz. Flip Horizontal'e bastığımızda arkası öne arkaya geldi. Yani önü arkaya geldi demek düz. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Yani bluzun içi dışa dışı içe gelir ya, o mantık hesabı. Arkadaşlar burada düzelttim ben bluzun önüyle arkasını. Şimdi buradan bunları birleştireceğim. Bu tuşla birleştiriyoruz. Sewing, yani bu şey işte dikişleri birleştirme. Şöyle geldiğiniz zaman bir altta böyle bir işaret çıkıyor. Bir de üst. On şeyi üstten birleştirdiyseniz üstten arkadaşlar. Şimdi bu sol taraftakini birleştirdim. Karaktere göre sağ. Yani sağa sağa birleştirdim. Burada ise bluzun dikiş izlerinin buradan gelip buradakiyle birleşmesini istiyorum. O da düzgün oldu. Tamam. Sonra arkadaşlar burayı tıkladım. Burayı buraya. Şimdi burayı şöyle biraz yakından göstereyim. Burada küçük bir çizgi görüyorsunuz. Seçtiğinizde. Buradan da seçebilirsiniz. Hani buradan seçtiyseniz karşı tarafta da yine buradan seçmelisiniz. Ben üstten seçtiğim için karşı tarafta da üstten seçiyorum. Yani normalde böyle alttan seçersem yanlış olur. Şöyle çıkar arkadaşlar. Bu iki yeri dikiş izi olarak görüyor ve bu da bozulmalara sebep oluyor. Bunu düzeltmek için tekrar bu Edit Sewing tuşuna tıklıyorum. Buraya bir kez tıklıyorum. Klavyeden Delete tuşuna basıyorum. Siliyorum. Üstten seçiyorum. Bunu da üstten seçiyorum. Gördüğünüz gibi düzgün dikiş yerleri bağlandı. Aynı şekil burayı için de yapalım arkadaşlar. Alt taraf için de bağlıyorum. Evet, şimdi solda simulate dediğimizde kısa yolu da mouse'dan klavyeden space yaptır. Karakterimizin üzerine yapmış olduğumuz kıyafet oturdu. Fakat karakterimiz de beyaz olduğu için görünmüyor. Buradan add deyip ekleden fabric olarak atıyor bunları. Buna bir isim veriyoruz. T-shirt diyelim. Tişörtün rengini kırmızı olsun diyelim arkadaşlar. Ve bu kırmızı rengi ister buradan burada çizmiş olduğunuz
Tek boyut pencere de bırakın, isterseniz diğer tarafta iki şekilde de çizmiş olduğunuz şekli, kıyafete, tişörte artık ne isim verirseniz uygulanacaktır. Karakterin tişörtümüzün yani buradaki noktayı ben sildim ama yaka kısmını vermek için buradan edit kurvatiyi seçtim. Biraz çektim. Yani bu normalde spline mantığıyla çalışıyor. Hani spline'ı eğme, biçme. Öbürü ise şuysa vertex ekleme. Hani diğer üç boyutlu programlardan aklınızda kalırsa daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi bunu biraz aşağı çektim ben. Biraz daha geldi. Şimdi seleç iki noktayı birden seçip aşağı getirmek istiyorum. Bunun için bir kere tıkladıktan sonra Shift'e basıyorsunuz arkadaşlar. İkinciyi seçiyorum. Ondan sonra aşağı getirirken bıraktım. Shift basılı getirirken yani ikisi seçili mantığını anlamanız açısından söylüyorum. Bunu böyle aşağı getirirken Shift'e bastığınızda düzgünleşiyor. Önce Shift'e basarsanız seçimden çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bunun haricinde başka buradan ince ayar yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte seçtik. Fiziksel özelliklerden. Buradan present. Present boş duruyor. Buradan kumaş mı, saten mi, kot mu, o tarz şeyleri ayarlıyoruz arkadaşlar. Bir kere tıklayıp ikisini burada önemli olan arkadaşlar bir özelliği değiştireceğiniz zaman bu ikisini de seçmelisiniz arkadaşlar. Hem önü hem arkayı ikisini bir anda seçmelisiniz. Yoksa birini uygular, diğerini uygulamaz. Ya burada değiştirmiş olduğunuz özellikler, yapmış olduğunuz özellikler. Elastiği mesela aktif hale getirdik. Strength diyor, güç. Gücünü ben arttırdım. %100 yaptım. Ratio'yu düşürdüm. Biraz gördüğünüz gibi kumaş yukarıya doğru çıkıyor. Kasıyor kendini. Şu an kumaşı görüyorsunuz arkadaşlar, yukarıya doğru çıktı. Bunu 200 yaptık. Strength'i de azalttım. Tekrar bir lastiği kapattım. Bir tane de arkadaşlar pantolon çizelim ve ZBrush'a aktaralım biz bunları. Ya da bu şekilde aktaralım direkt. 13 dakika olmuş gerçi, 20 dakika kadar şey yaparsak. Bir tane de hemen pantolon çiziyorum arkadaşlar hızlıca. Şöyle dediğim gibi birleştirdim. Unfrot dedim arkadaşlar. Copy V. Burası arkaya gelecek. Ctrl G yaptım. Az bir şey yukarıya kaldırdım. Karaktere yaklaştırdım. Burayı da yine az bir şey kaldırdım, yaklaştırdım. Hemen bunun da dikiş yerlerini belirleyelim. Bunlar birkaç kez yaptıktan sonra zaten otomatik olarak şey yaparsınız arkadaşlar. Neyin nereden geçeceğini anlarsınız. Karakterin pantolonu da geldi. Ona da bir tane renk atayacağız şimdi. Buna da
Mavi olsun. Biraz arkada altta oldu. Buradan böyle çekip üste doğru şey yapabilirsiniz. İleride buna kemer ekleyebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde burayı sıkılaştırmak için şöyle de bir yöntem var. Aynı şekilde öyle de yapmamız lazım. Bu iki çizgiyi seçip gücünü arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bunları sileyim tekrar. Düşük bel oldu. Shift basılı. Şimdi çektim. Bıraktım. Burayı da seçtim. Bunu fabriği seçip buradan presentten koton dedik. Bu ilk videoyu bu şekilde arkadaşlar tamamlayalım. Şimdi bunu ZBrush'a atalım. Saveas'tan yok, export'tan obje olarak for ZBrush ZBrush için diyorum. Kaydet diyorum. Bu adam gelsin mi diyor. Adam gelmeyecek. Diğer 4 tane çizdiğimiz obje gelecek. Weld seçili olacak. Single object. Tek bir object halinde mi gelsin diyor. Yoksa multi object, yani hepsi ayrı ayrı mı gelsin? Tek obje haline gelsin diyor. Weld bunların birleşim yerleri, yani dikiş izlerinin birleşim yerleri. O yüzden seçili olacak. Unflat koordinat, o yok. Santimetreyi seçiyoruz arkadaşlar yine. Okey diyoruz. ZBrush'a gidiyoruz. ZBrush'tayız. Şimdi buradan append diyoruz arkadaşlar. Bir tane shaper kürekledik. Küreyi seçtik. Kürenin üzerinden çağırıyoruz. ZBrush'ın çalışma mantığı böyle. Import dediğimizde karakterin üzerine geldi. Oturdu. Şimdi arkadaşlar bu tabii ki bunu ne olarak attı? Düzgün poligon değil. Bunu buradan Z Mesh'le düzgün poligon haline dönüştürebilirsiniz. Tekrardan buradan mesela şey yapabilirsiniz arkadaşlar buna. Şöyle ne bileyim Ctrl D şu an böyle bir kıyafet çizdik. Yani buradan kırışıklıklar, mırışıklıklar onu buradan yapıyoruz arkadaşlar. Standart seçtim. Ama şimdi videomu 20 dakikaya geçirmek istemiyorum. Yani bunu Lazy Mouse açıp daha da inceltip yani böyle küçük küçük şeylerle bu ayarları kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunları sonra ilerleyen kısımlarda daha detaylı göreceğiz arkadaşlar.
Hatta bu kırışıklıkları vermenin bir yolu daha var. Onu da bir sonraki Marvelous Dezink dersinde göstereyim ben size. Yani burada çizmiş olduğumuz karakterin şekline göre, hareketine göre buradaki kumaşlar kıvrımları otomatikman belirleyecek. Onu bir sonraki derste göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.